peki hocam, ilk sorunuzla başlayacak olursak, kalp damar tıkanıklığı nedir diyecek olursak neler söylersiniz? Kalp damar tıkanıklığı sonuçta adı üzerinde damarların tıkanması. Hangi damarlar bu? Tabii damar deyince aklımıza iki ana damar, yani iki türlü damar geliyor. Bir toplar damar, bir atar damarlar. Atar damarlar ne yapıyor? Kanı kalpten, temiz kanı kalpten bütün dokulara, hücrelere taşıyan damarlar. Toplar damarlar da dokulardan kirlenmiş kanı tekrar kalbe getiren damarlar. Toplar damarlar tıkanıklığı tabii daha farklı bir mekanizma. Ondaki problemler daha farklı ama bizim tabii esas şeyimiz, problemimiz, bizi en çok sıkıntı yaratan şey atar damarların tıkanıklığı. Yani toplar damarlar tıkanıklığı da bazen önemli olabiliyor. Özellikle bacaktaki derinden tromboz dediğimiz tıkanıklıklar, orada pulmoner emboli dediğimiz akciğere emboli, pıhtı atmaları falan, onlar da aslında son derece önemli bir hastalık grubu. Peki belirtileri nedir hocam? İşte atar damarlarda diyelim ki tıkandığı yere göre belirti veriyor. Atar damarlar mesela kalbin damarlarına, biz koroner damarlar diyoruz, kalbin atar damarları. Kalbin damarları tıkandığı zaman ne oluyor? Kalbe diyorsun, kalp devamlı çalışan ve çok oksijen ihtiyacı olan bir kas kütlesi. Çok enerji ihtiyacı var. Diğer organlardan çok çok daha farklı olarak. Çünkü biliyorsunuz dakikada en az böyle 60 ile 100 arası devamlı çalışıyor. Çok hem besine ihtiyacı var, hem oksijene ihtiyacı var. Onun için de işte bu atar damarlar kanı en uca kadar götürüyor. Oradaki özellikle ana kısmında, damarın tam başlangıç kısmındaki tıkanmalar tıkandığı zaman sonuçta o hücrelere, o kassa kan gitmiyor. Kan gitmeyince ne oluyor? İşte kalp krizi dediğimiz olay oluyor. Bu aynı şekilde diyelim ki beyin damarına atar damarı tıkandı, beyin felci oluyor. Böbrek damarına gitti, damar tıkandı, böbrek iflas ediyor. İşte bağırsak damarları gittiği zaman bağırsaklar tamamen nekroze oluyor, bağırsaklar iflas edebiliyor. Hocam, bacak damarına gittiği zaman işte bacaklarımız gangren oluyor, kesiliyor gibi. Yani çok gitti her yerdeki tıkanıklık, atar damarlardaki tıkanıklık her türlü problemi yaratabiliyor.